Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarını bir 7 Nisan haftası kahve falında neler bekliyor? Ya da bu hafta ikizlerin kahve falında neler var ikizler burcunun? Bol yol planları yapsanız da gördüğünüz gibi önleri bunların kapalı arkadaşlar. Hane ile alakalı gidilecek bir yola bu hafta gidebilirsiniz. Çok plan yapıp az yola gitme görselleri dışarıdan gördüğüm kadarıyla var. Bakalım bu haftanız nasıl geçecek? Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Şimdi burada yarım kalmış bir para görüyorsunuz. Balığın yarısı ortada. İçinizde bu hane kısmında bir para mevzusunu ifade ediyor bize. Ama bakın güzel tarafı göstereyim. Burası da iş tarafı. Şimdi hem güzel hem kötü. Şöyle söyleyeceğim çünkü kötüyü de. Önce kötüyü söyleyeyim. Kötü şu. Mücadele ettiğiniz konularda mücadele etmeye devam edeceksiniz. Yani sonuç alma haftası değil. Ama üstüne eklenecek bir sıkıntınız yok. Ekstradan çıkacak, bahane üretilecek ya da işte ne bileyim yolunuzu değiştirmenize, başka işlerle ilgilenmenize sebebiyet verecek bir konuda ortaya çıkmayacak. Yani işiniz neyse o iş dümdüz devam ediyor. Mücadeleye devam ediyorsunuz. Parasal bir konuysa şuradan buradan para gelecek diyemem. O parasal konu bu hafta bu şekilde dümdüz devam edecek. Düz çizgiler. Şurada gördüğünüz düz çizgiler aslında fallarda, bireysel fallarda. Kişinin mücadele ettiği konularda, hesaplaşmak istediği konularda önüne çıkmayacağını gösteriyor. Yani birisiyle hesaplaşma, hesap görme durumunuz söz konusuysa bu hafta hesap göremezsiniz anlamına da gelir bir. Artı bir davanız varsa dava sonucu bekliyorsanız bununla alakalı ötelenir, ileriye gider. Sonuç alamama haftası olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu tabii dedim ya kötü tarafı parasal konularda sonuç alamamayı getiriyor. Ama iyi tarafına baktığımız zaman da üstünüze ekstradan sıkıntı gelmeyecek. Ekstradan bir borç haberi almama ya da ekstradan bir iş yükü almama anlamına da geliyor. Ha güzel mi? Kesinlikle güzel. Yani standart giden yapmak istediğiniz, çözmek istediğiniz konularda en azından düz bir yolda devam ettiniz. Hani kırçıllı pırçıllı böyle taşlı topaklı bir yol değil ya da önünüze çıkacak kişilerle yaşayacağınız tartışmalar yok diyebiliriz. Ama gene şuradaki bir görsel Perşembe günü mesela böyle çok da kafanızı yorduğunuz bir iş, bir mevzuyla alakalı ya da bir para mevzusuyla alakalı bir sonlanma enerjisini veriyor. Ama burada şey yazısı var ama. Hani bir şeyler sonlanıyor ama siz burada ama demek ki neden ama diyorsunuz? Yani burada almaya çalıştığınız konuda atıyorum mesela işinizle alakalı şunu yapalım ama bunu da yap gibi böyle üstünüze gelecek bir bilinmezlik. Ama hayrınızda olan bir bilinmezlik yine beyazlıklar içinde olduğu için. Böyle kademe kademe çözmeniz gereken bir konu, hayrınıza bir konu da Perşembe günü ayaklarınızın altına düşebilir arkadaşlar. Ve bir para konusu bu yani. Direkt güzel bir para konusu. Belki de yeni bir iş teklifi ya da işle alakalı yapacağınız bir görüşme de olabilir. Burada güzel görseller var. Şimdi ana kolu bir kere burada baktığımız zaman ilk baktığımda direkt içine tam ortaya baktığım zaman elinizde olan bir borç bitirmeye çalışıyorsunuz. Ucundan 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 halletmeye çalıştığınız birikmiş borç gibi düşünün. Hani yarıladım dediğiniz işte üstüne ekleniyor ama ben şuradan da hallettim dediğiniz bir borç. Bakın şimdi dengeye baktığımız zaman şurada bir ferahlama, şurada bir daralma var. Şimdi bu da şu demek. Pazartesi günden itibaren hanenizde 3 kişinin ortaklaşa konuştuğu, çözmeye çalıştığı bir mesele olacak. Bir kişi direkt üstünüze çıkmış, yani ensenizde duran bir kişi olarak görünüyor. Bu eş ya da partnerdir. Bir kan bağı var. Ya da işte aile bağlarından anne, baba, kardeş gibi birisi. Bu iki kişiyle bir kişinin karşısında konuşma yapıyorsunuz. Bu konuşma aslında hanenizdeki bir kişi, gene aynı şekilde çocuğunuzla alakalı eşinizle konuştuğunuzu düşünün gibi. Bir konuşma yapılacak. Bu konuşmada size destek veren bir partner var tabii ki burada. Gene parasal konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü hemen balığın yaralanmış bölümünde siz biraz düşüncelisiniz. Yanınızdaki kişi size göre daha işi kontrol altına almış. Bu kişiyle ya da bu konularla alakalı çözüm üretecek kişi olarak görünüyor. Burada çözüm ellerim kollarım bağlı değil, çözerim denen bir konu. Destek alıyorsunuz ve bu destekle birlikte aslında şu balıktan kopan parça bir borcun ya da bir harcın, parasal bir konunun salı çarşamba çözüleceğini bize ifade ediyor. Yani salı çarşamba aslında yapmayı planladığınız bir ödemede sıkışıklık yaşarım ya dediğiniz bir ödemede aslında bir rahatlama yaşayacaksınız.
Ya, tezelden bir şeyler geliyor. Yani bir rahatlama ile birlikte tam bir oh be değil tabii ki ama elinizde bir temiz evrak alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu haneye gelecek temiz bir evrak anlamına da gelebilir. Ve baktığınız yerde böyle eliniz tutmuş sanki böyle hani okuyamıyorsunuz da gözünüze gözlük takıyormuşsunuz gibi bir şey var. Ama güzel bir evrak. Ve bu evrakla birlikte böyle sanki hani aile efradatı vardır ya amcalar dayılar gibi ya da arkadaşlar gibi düşünün. Üç kişi mesela sizinle haberleşiyor. Üç kişiye diyorsunuz ki belki işte bak şöyle bir haberim geldi çok mutlu oldum. Çünkü burada mutluluk da var aynı şekilde. Çevrenizdeki insanlarla da paylaştığınız bir mutluluk hali söz konusu. Dediğim gibi yani burada pazartesi, salı, salıdan sonra kesin salı, çarşamba net yani. Tam hafta ortası diyebilirim. Çok güzel haberler, gelişmeler var. Ve bunu dediğim gibi çevrenizdekilerle paylaşıyorsunuz. Bir doğum günü olabilir. Elinizde sanki bir pasta, bir mum, bir kişiye doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Zaten ondan sonrasında da bir topluluğun içerisine girmiş görünüyorsunuz. Yani insanlarla mesela hafta başı, hafta ortasına kadar belki git gel yapmayabilirsiniz ama ondan sonrasına baktığımız zaman çevrenizde hep 2-3 kişi en az var bir topluluğun içerisinde hani eliniz böyle S harfi olmuş ona uzanmaya çalışıyorsunuz onu yapmaya çalışıyorsunuz çevrede yoğun hani artık iftara mı gidersiniz bir yerlere gidip arkadaşlar akrabalarla mı görüşürsünüz böyle yoğunluğun arttığı keyif alacağınız önünüzün açık olduğu gün görsellerinde çıkıyor. Hafta sonuna doğru bakacak olursam mesela dedim ya dışarıda da vardı. Burada önünüzde bir yol, çok uzun yollarınız yok ama bir yol. Burada gene gitme gelme görselleriniz olabilir ama gitme gelme yapmadan önce yol konusu. Bir akrabanızla gideceksiniz ya da bir yere gideceksiniz. Eş ya da partnerler diyeceğimiz alanda bir kişiyle yani bir tartışma yaşayacak. Yalnız da gidebilirsiniz. Biraz böyle aranız limoni de gidebilirsiniz. Görseli var açıkçası. Altta fikirsel ayrılıktan dolayı ufak bir tartışmada cuma cumartesi görselleri olarak çıkıyor arkadaşlar. Ama genelleme yaptığımız zaman görüyorsunuz. Yani hane içerisinde çözmeniz gereken konuyu çözüyorsunuz. Topluluk içerisindesiniz. Yola gidiyorsunuz. Hafta sonunda keyifli görsellerinde çıkıyor. İlişki olarak değerlendirecek olursak burayı aslında ilişkinizde şey diyebiliriz. Şimdi burayı nasıl değerlendireyim diye düşündüm ama pazartesi değil ama salı günü fikirsel olarak ayrılık yaşadığınız bir konu, aynı fikirde olmadığınız bir konuda sazı elinize alıp önünüzü açarsınız. Ne kadar yanınızdaki kişi sizin fikrinize saygı duymasa da sonuçlarını gördüğü zaman iyi olarak sonuçlandığını gördüğü zaman yanınıza gelecek. Hani burada böyle bir hafta başı tartışabilir ama hafta ortasından itibaren de yan yana el ele kol kolu devam edersiniz. Ama cuma günü gene fikirsel bir ayrılık. Bir konuda tartışma yaşanabilir. Bunlar çok nokta atışı oldu belki ama hani hafta içerisinde çok olmamak kaydıyla bazı konularda fikir ayrılığı yaşanabilir görselleri var. Çok el ele kol kola görmüyorum açıkçası. Hani burada daha çok sosyal alan, hane bu hafta ikizlerin genelinde o konular daha aktif çıkıyor açıkçası. Şimdi bakalım buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Bakın şu kısmet. Yalnız olanlar için söyleyeyim yani burada bir kısmet var. Şimdi burada çekişme var gene aynı şekilde. Bakın parasal konularda ortada bir para var, birisiyle çekişme var. Alma verme dengesi diyebiliriz buna. A harfi ya da Y harfi var bu kişilerde. Sıkıntı yaptığınız bir konu olarak görünüyor. Bir kişiden almak istediğiniz ya da bir kişinin sizden almak istediği bir konu hafta ortası verden aldın verden aldın olarak ortaya çıkabilir. Hanenizde aslında düşüncelisiniz. Elinizde iki kişi mesela görünüyor. Onlarla alakalı iyi niyet, iyi istek. Birinin üstünde E harfi var, birinin üstünde İ harfi var. Sanki sarıp sarmaladım, kolluyorum. Önünüz açık, yapmayı düşündüğünüz konularda da çok fazla önünüze bir engel çıkmaz açıkçası. Kademe kademe iş ve para konularında çözecek bir konu. Yalnız şuraya dikkat. Burası şu aslında. Hani eğer bir parasal mevzunuz varsa bakın pazartesi çözdünüz, sözdünüz.
Ondan sonrasında bakın kapalı alanda elinizde sanki bir telefon ya da bilgisayar ama çevrenizin karanlık olması bir baskıyla karşılaşma ihtimalini bize gösterir. Telefon görüşmesi yapıp bir haber alıp bir konuyu çözmeniz adına hafta sonu dahi çalışabilirsiniz. Ekstra buradan söyleyebileceğim. Bölüm bölüm ikizler için tabii ki bu olur arkadaşlar. Hep elinizde telefon ya da tablet mesela buradaki görsellerde bir şey bekliyorsunuz görselleri var. Yolu açık mı bu konuların? Hayır değil. Kapalı alan görselleri aslında kapalı alan hapis anlamına gelir. Bu konudan bu hafta için aslında çok çıkış sağlanamayabilir de bize ifade eder. Bu parasal bir konu mu? Olabilir. Çünkü burada hani telefondan para mı bekliyorsunuz? İş mi bekliyorsunuz? Sorusunun cevabını vermek lazım bu hafta için. O da tabii kişiden kişiye değişiyor. Beklenen bir şeyin sonuçlanamama ihtimali var ama elinizde bir şey var. Yani hani orada baktığınız bir şey konuşarak değil bir şeyi görmeniz lazım gibi bir görselde çıkmış. Evet, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve fanınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.